Biz inancımızı seviyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Biz bu bayrağı seviyoruz. Biz insanların gülen yüzünü seviyoruz. Biz başarmanın coşkusunu seviyoruz. Biz birlikte uyum içinde yaşamayı seviyoruz. Birlikte adil, özgür, barış, sevgi dolu bir dünya inşası için. Doğuş. Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Yine bir programda daha sizlerle birlikteyiz bugün. Doğuş söyleşilerinde altında doğuş gündemini değerlendireceğiz inşallah. Doğuş gündem diye huzurlarınızdayız. Diğer yazar arkadaşlarımızla yeni bir program yapalım ve Avrupa'da, Türkiye'de, dünyada neler oluyor bir değerlendirelim dedik. Yani hem gazete kültürlerinden yola çıkarak hem gündemdeki haberleri sizler için yorumlamak istiyoruz. Kimlerle yapacağız bunu? Diğer yazar arkadaşlarımla Ergün Madak kardeşimizle ve Raşit Bal kardeşimizle gündemi değerlendireceğiz. Biraz sonra güzel bir kar haberiyle haberimize başlayacağız. Önce ben bir arkadaşlarım bir selam vereyim. Merhabalar Raşit kardeşim. Nasılsın? İyisin inşallah. Hayat nasıl gidiyor? Teşekkürler. İyiyim. Teşekkürler Recep. Sen de iyisin. Evet, iyiyim. Gün geçtikçe sakallar, saçlar ağrıyor. İhtiyarlıyoruz gibi geliyor bana. Yavaş evet. Yavaş olgunlaşıyoruz diyelim. Ve diğer Ergün kardeşime de bir selam verelim. Hayırlı akşamlar Ergün kardeşim. Nasılsın? İyisin inşallah. Hayırlı akşamlar. Hamdolsun iyiyim. Sen de iyisin inşallah. Nasıl gidiyor hayat? Kara alışabildin mi biraz? Özlemiştik. Öyle söyleyeyim. Epeydir kar yağışı yoktu Hollanda'da. Dolayısıyla gayet güzel oldu. Evrenle çalıştığımız için trafiğe de çıkma sıkıntımız olmadığı için tadını çıkarıyoruz. Bir de yollarda gezerken çocukların bizim bu yakında dike var. Kayıyorlar. Gerçekten tam kış yaşıyoruz bu sene. Ya gerçekten ben şunu idrak ettim. Bu da bir ayrı bir nimet. Yani Allah'ın bizlere verdiği değişik bir nimet değil mi? Yani bu kar her yer bembeyaz oluyor. Sanki beynimizde bir beyazlık oluyor. Bir format atıyoruz sanki. Böyle bir duygu geliyor bana. İlk haberimizde zaten biraz karla Adnan Şahin abimizin camiaya gönderdiği, kardeş kuruluşumuz olan camiaya gönderdiği haberini isterseniz onunla bir başlayalım. Adnan abimize selamlarımızı iletelim burada rejideki Adnan abimize de. Girebileceğiz mi Adnan abi? Neler yaptın Raşit sen bu kar zamanında? Kaydın mı biraz? Şans falan yaptın mı? Yok, sadece ilk gün parkta dolaştım. Çok soğuktu. Saçım ve sakalım beyaz olduğu için kar da beyaz. Birbirine karıştı. Fotoğraf çektim. Bugün de yine parkta dolaştım. İnsanlar buzun üzerine çıktım. Yeteri kadar buz kalınlaşmış mı diye. Beni tarttı yani. Başkaları da deniyor idi. Herhalde patent yapmak istiyorlar. Tabii onun heyecanından da biraz sonra bahsederiz. Evet, bahsedelim ondan. Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken Almanya'da etkili olan yoğun kar ve aşırı soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle Kuzey Renvestfalya, Aşağı Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde etkili olan tipi ve buzlanmadan dolayı tren seferleri iptal edildi, otoyollarda araçlar yollarda kaldı. Dün bu konuyla ilgili detayları paylaşmıştık. Hollanda'da da son 10 yılın en sert kışı yaşanıyor. Rüzgarla oluşan kar yığınları ve keskin soğuk nedeniyle ülkenin tamamında kırmızı alarm verildi. Camia TV muhabiri Adnan Şahin Hollanda'da kar yağışı sonrası yaşananları sizler için görüntüledi. Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken Hollanda'da son 10 yılın ilk büyük fırtınası yaşanıyor. Hollanda'da cumartesi akşamından itibaren başlayan kar fırtınası ve aşırı soğuk hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, rüzgarla oluşan kar yığınları ve keskin soğuk nedeniyle ülkenin tamamında kırmızı alarm verildiğini duyurdu.
Hollanda tarihinde çok eşine az rastlanan bir kış mevsimi yaşıyor. Dün geceden beri yoğun bir kar yağışı, sürekli yağan bir kar yağışı ve sıfırın altında 24 saatten beri sıfırın altında kalan bir soğukluk var diyelim. Dolayısıyla Hollanda zor bir dönem geçiriyor. Zaten sokağa çıkma yasağından dolayı canından bezen insanlar, bir de gündüz vakti kardan dolayı sokağa çıkmayınca iyice sinirler gerildi. İnsanlar hakikaten zor bir imtihan veriyorlar şu dönemde. Okullar aslında dün başlayacaktı. Ancak bu yoğun kıştan dolayı Hollanda'da, bütün Hollanda genelinde kırmızı alarm verildi. Açıklamada doğudan esen güçlü rüzgar nedeniyle oluşan kar yığınlarının trafik için tehlike oluşturabileceği belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle havalimanlarında çok sayıda uçuşun iptal edildiği bildirildi. Ensar, Hollanda'da böyle görülmemiş bir kış yaşıyoruz bu sene. Evet. Nasıl, eğleniyor musun? Biraz ama çok soğuk. Evet. Tren seferlerinin yarına kadar iptal edildiği, diğer toplu taşımalarda da aksamalar yaşandığı ve çok sayıda aracın yollarda kaldığı kaydedildi. Evet. Güzel bir haberimizi izledik. Ellerine sağlık Adnan abi diyelim. Bu daha çok pazartesi bunlar yaşanmıştı. Şimdi de biraz bugün güneş vardı. Bizim evin arkasında da bir su var. Böyle bir köprü var. Orada çocuklar şimdi şey yapıyorlar. Buz pateni yapıyorlar. Biz de işten geldikten sonra biraz çocukları gezdirdim. Gerçekten çocuklar keyfini çıkarıyorlar. Karın, buzun. İnşallah bu böyle devam eder birkaç gün daha. Bu karın tadını çıkaralım. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu haberle ilgili, yoksa ikinci haberle geçelim? Tabii tabii. Aslında ben şöyle bir katkıda bulunayım. Biliyorsunuz, buyurun. Hollanda düz, kanalların çok olduğu bir ülke. Ve böyle uzun süre soğuk olduğunda müthiş bir heyecana kapılıyor ülke. Bu heyecanlanmasının nedeni de biliyorsunuz Leeuwarden bölgesinde, Hollanda'nın kuzeyinde 11 şehirleri dolaşan bir patent yarışması yapılıyor. Bunun herhalde en son 97'de yapılmıştı. Yüz binlerce insan katılıyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta havaların soğuk geçeceğinden dolayı pek çok insan heyecanlandı. Israrla hükümetten buna müsaade edilmesini isteyenler var. Ama hükümet de organizeden sorumlu kuruluşta olmaz diyor. Koronadan dolayı riskli olur. İnsanlar o patent yapılan kanalların kenarlarına seyirci olarak yığılırlar. Bu da koronada daha fazla bulaşıma neden olur diyerekten şu anda Hollanda biraz onun tartışmasını yapıyor. Sanki bu faaliyet olmayacak, ancak pek çok kişi bireysel olarak o 11 şehri dolaşacaklar gibi, onun heyecanını insanlar aslında yaşamak istiyorlar. Evet. Bu faaliyet de Hollanda'ya has çok güzel bir faaliyet. Yani ben patent falan yapamıyorum, aslında denedim ama sürekli düştüm. O donanımım olsa kesinlikle yaparım yani, ama belki önümüzdeki zamanlarda yine denemeyi düşünebilirim yani. Evet. Peki sen yapabiliyor musun Ergün? Patent yapabiliyor musun? Yani şöyle bir düzeltme yapayım. Bence bu buz pateni meselesi, Raşit abi sen bunu yapabilirsin, fakat yanlış patent almışsın sen. Niye diyeceksin? Bunlar farklı oluyormuş. Ben de yanlışını almıştım. Çok ince olan var, böyle jilet gibi. Onu aldığın zaman ayakta durman gerçekten zor. Norse diyorlarmış ona. Dolayısıyla bizim gibi acemiler için altı biraz daha böyle çocukların kullandığı kalın patenler olması lazım. Eğer onlardan olursa başarırız gibi geliyor. Bilmiyorum. Tamam, deneyeceğim. Deneyeceğim bu tamam. Önerini. Bu şunu... Yani şöyle Hollanda... Şöyle bir ekleme tabii yapayım Hollanda... ben de. Bu Hollanda'ya has. Sözünü o zaman bitir, sen ben ekleyeyim, ondan sonra yapayım biraz. Buyur. Yok yok, sen bitir. Bitir. Söyle. Şimdi biliyorsunuz son yıllarda
dünya ısındı. 1800'lü yıllarda dünya biraz daha soğuk olduğu için hemen hemen her yıl veya 2 yıla bir 11 şehir var Hollanda'da ve bu da yani öyle 2-3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre kaç kilometredir? Yani 100 kilometre belki var veya 200 kilometre var. Daha fazla mi? Herhalde 190'a yakın. Evet. Bu 190-200 kilometre insanlar bir günde değil tabii birkaç günce dura dura gidiyorlar. Her duraklama noktaları var. İnsanlar çorba veriyorlar, sıcak içecek veriyorlar. Yani bu ülke çapında bir şey değil mi? Bir olay yani. Buna katılmış tabii olmak bayram statü veriyor. Yani ona katıldın demek yani bir insana bir şey veriyor değil mi? Yani bir şeyi başarmışsın. 200 kilometre buz pateni yapmışsın. Yani bu onun için son yıllarda da olmadığı için, dünya ısındığı için de yapılamadığından heyecan şey yapıyorlar. Nasıl desem ya bir olsa da, bir havalar soğulsa da şu 11 şehir turunu bir yapsak buz patenli gibi bir hedef var herkeste. O da 20 yıl önce, 20 yılı geçmiş, 97-98'de zannediyorum. Ve kral da girmişti. O zamanlar kral değildi. Hatta günlerce konuşulmuştu medyada. Gerçekten çok ilginç bir olay bu. İnşallah olur. Yapılır. İnşallah. Bu sene olmasa bile önümüzdeki sene olur. Koronayı atlattığımız zaman bayram hakikaten çok neşeli, şenlikli bir faaliyet. Yani. Evet. Ben de çok az yapabiliyorum biraz buz pateni de tabii o uzun kilometreler biraz zor tabii ama seneye inşallah biraz hazırlık yaparak İnşallah. Gireriz. Evet. Tabii. Sen eklemek istiyor musun Ergün? Senin de bu konudaki eklemek istediğin var mı? Yani illa buzu beklemeye gerek yok. Ben de bu tekerlekli patenler var ya, onlardan Skate. Aldım. Birkaç yıl önce ona başladım evin arka bahçesinde. Bütün kolları ve dizleri korumaları da olmasına rağmen bir türlü asfalta çıkıp o cesareti gösteremedim. Kısmet. İnşallah onu da yaparız bir gün. İnşallah. Evet, ikinci haberimize geçelim. Haberimiz derken sevgili Zeynel Abidin abimizin genel yayın yönetmenimiz Doğuş Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Zeynel abimizin anneleri vefat etti dün. Kendisine buradan başsağlığı diliyoruz. 90 yaşındaydı. Anneleri vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bugün de gıyabi cenaze namazı kılındı Birlik Camisi'nde. Yani aslında şöyle bir şey var. Anne ne kadar yani kaç yaşında olursa olsun yani biz onların yanına vardık mı kendimizi çocuk hissediyoruz değil mi? Ne dersiniz? Yani gerçekten bir anneyi babayı kaybetmek insanı etkiliyor. Allah rahmet eylesin tekrar Zeynel abimize. Allah rahmet eylesin. Biz de sizlerin de katkısını alalım bu konuda. Ya tabii birinci nesil, evet birinci nesil Müslümanlar artık ileri düzeyde yaşlandılar. Toplumdan geri çekildiler. Bakıma da muhtaçlar. Yavaş yavaş onlar bu dünyadan göçüp ahirete gidiyorlar. Önümüzdeki dönemlerde zannediyorum bu daha da artacak. Çünkü hakikaten Hollanda'daki Müslümanların yarısını birinci nesil Müslümanlar oluşturuyor. Şu anda onların yaşlarına baktığımızda da yüzde pek çoğu 80'in 75'in üstündeler. Tabii Zeynel'e, ailesine Allah sabırlar versin, annesini cennete. Benim de bir şeyim var aslında. Çok beğendiğim, uzun süredir beraber çalıştığımız bir arkadaş vardı. Jan Post Hospers diye bir arkadaş. Aslında predikant PKN'de, o protestan cemaatında. Son yani, 10-15 senedir... Hristiyan din adamı değil mi? Yani şey oluyor. Evet, Hristiyan din adamı. O Hristiyanların Müslümanlarla ve Yahudilerle ilişkilerinden sorumlu. O konuda uzun süre deneyimli olan bir arkadaş. Ben kendisinden bir taraftan çok şeyler öğrendiğimi söyleyebilirim. Bir taraftan da hakikaten onun yardımı ile, onun imkanları oluşturması ile
Şu anda en azından benim Hollanda'da Hristiyan cemaattan, Katolik cemaattan, o yerleşik kesimden çok ciddi bir tanıdık arkadaşım var. Yani ihtiyaç olduğunda, durum olduğunda hatırımı kırmayan, ben tabii yana Allah rahmet, tabii bizim İslami gelenekte rahmet etsin demek sorunlu İslam geleneğinde, ama şöyle bir şey deme ihtiyacı da duyuyorum. Allah merhametlidir. Merhameti adaletinden daha aşmıştır onu. Onu merhametiyle karşılasın. Ben iyi bir insan olarak bildim. Müslümanlara faydası çok oldu. Zannediyorum önümüzdeki salı günü defnedilecek. Ben de o defninde bulunacağım. Defintirliydi. Tabii bu acı haberler, ölümler bize dokunuyor. Ama bir taraftan da hayatın bir gerçeği. Ne yaparsak yapalım bundan kurtuluş yok. Ve dediğim gibi önümüzdeki senelerde bu daha da sık olacağı benziyor. Aslında güzel bir konuyu da açmış oldun Raşit bu konuda. Yani hepimizin bir tanıdığı var. Avrupa'da yaşıyoruz, Hollanda'da yaşıyoruz. Yıllar oldu, 40 yıl oldu benim. Senin de aşağı yukarı oradadır, o civarlardadır. Aynı şeyleri hepimiz yaşıyoruz. Bilmiyorum Ergün senin bu konuda bir tecrüben var mı? Yani bir Hollandalı tanıdığın, bir komşunun ölmesinden sonra onun yani acısını hissetmek yani. Sonuçta... Birincisi beraber Zeynel'e ben de evet Zeynel'e ben de ve ailesine hepsine buradan başsağlığı diliyorum. Gördüğüm kadarıyla annesi 90 yaşında vefat etmiş. Evet. Biraz yani biz meslek gereği çok sık karşılaşıyoruz kayıplar meselesini. İnsanlarda şöyle bir algı var. İşte eğer 80 yaşındaysa 90 yaşındaysa bunun acısı örneğin çok genç yaşta kaybedilenler gibi olmaz diye böyle bir yanlış bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Hangi yaşta olursa olsun yani bir haftalık bebeğinizi dahi kaybetseniz 80 yaşındaki 90 yaşınızdaki annenizi babanızı eşinizi kaybetseniz acı düştüğü yeri yakıyor ve çok ciddi manada acıtıyor. Dolayısıyla kesinlikle yaş perspektifinden bakmamak lazım. Bugün bir gazetede görmüştüm bu korona meselesinden dolayı 70 yıl evli kalan bir çifti. Zannediyorum her ikisi de ölüm döşeğinde öyle hatırlıyorum. Onlar işte el ele tutuşuyorlar. Onlar da nedir? Bir mücadele veriyorlar. Acı böyle. En son ben kendi işimde beni çok etkileyen şey, olay... biraz böyle Raşit abinin anlattığı kişiliğe yakın bir bayandı ama 95 yaşındaydı ve ben kendisi 100 yaşına girmeden 1-2 ay öncesinde vefat etmişti. Çok üzülmüştüm buna. Fakat ne kadar acı olsa da hayatımızın bir gerçeği bu. Fakat dediğim gibi bunu birebir yaşayanlar en büyük acıyı hissediyorlar. O yüzden hem Raşit abinin arkadaşının ailesini de aynı şekilde ve sevgili Zeynel'cimin de hem kendisine hem ailesine sabırlar diliyorum. Amin. Evet. Tekrar Allah rahmet eylesin diyelim Zeynel abimize. Amin. İnşallah hayırlısıyla tekrar hayata dönüyoruz. Hepimizin annesi babası vefat etti, bizleri kaybettik. İnşallah. Allah cennette kavuşturur. Bugünkü amin, attığım mesajı Allah Kevser Havuzu'nun başında hem Zeynel abimin annesiyle babasının hem bizleri annelerimizle babalarımızla kavuşmayı nasip etsin. Diyelim diğer haberimize geçelim isterseniz. Korona ile diğer diğer haberi ben bir giriş yapayım istersen Recep. Buyur. Yo bu değil reji. Bu değil. Korona meselesi. Tabii korona şu anda bütün ülkeler koronayla mücadele ediyorlar. Bir taraftan insanların ölmesine engel olmaya çalışıyorlar. Bir taraftan
hastanelerde o yoğun bakım ünitelerini biraz sakin tutmaya çalışıyorlar ki diğer hastalar da gelebilsin, onlar da tedavi görsünler. Ve bu arada işte aşıyı üreten firmalar bir türlü yetiştiremiyorlar ihtiyacı ve böyle bu ihtiyacın çok fazla olması, üretimin de az olması o piyasada bir başıboşluğu da getiriyor. Mesela güney ülkelerinde bir türlü aşıya ulaşamıyorlar. Yüzlerce ülke aşıyı bekliyor aslında ve aşıyı beklerken de pek çok insan ölüyor. Ve bu ülkenin aslında ya da dünyanın kafasını da karıştırıyor. Çünkü zengin olmanın getirdiği bir avantaj içinde yaşayan insanlar aslında mahcup da oluyorlar. Ya paran olduğu için sen hayattasın oluyor. Öbürü ise parası olmadığı için, güçlü devleti olmadığı için ölüyor. Tam bu durumda dikkatimi çeken şöyle bir şey var Recep. Bazı Müslümanlar Hollanda'da korona aşısı olmaktan kaçıyorlar. Aşı olmak istemiyorlar. Aşı olanlara ya sizi kandırıyorlar diyorlar. Ve bu tutumu biraz da dini bir zemine dayıyorlar. Sanki belki de kader meselesini devreye sokuyorlar. Belki de Allah'a güvenmek daha önemlidir diyorlar. Ve bu o kadar anladığım kadarıyla güçlü bir sese dönüşmüş ki şu anda spiyor olsun ve bazı gruplar olsun imamlarıyla ve manevi rehberlerle program yapıyorlar ve ki bu Müslümanları ikna etmeye aşı olun. Aşı olmak sorunlu değil, aşı olmak mecburi diye teşvik etmeye çalışıyorlar. Benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar, dünyada, yeryüzünde çok rahat aşı olabilecek bir kesim varsa o da Müslümanlar. Müslümanların tarihleri boyunca olsun, geleneklerine baktığımızda olsun, dini referanslara baktığımızda olsun, bilimin, teknolojinin nimetlerini reddetmeleri, onlardan uzak kalmayı kendilerine dini bir vecibe olarak görmeleri vaka değil ya. Ama çok garip bir şekilde Hollanda'da böyle bir kesim oluşuyor. Bu tabii hem Müslümanları zor duruma sokuyor bence, hem İslam'ı zor duruma sokuyor. Halbuki aşı yapmak, tedavi olmak, değil Peygamberimizin çok net bir Allah bir dert verdi ise, bir hastalık yarattı ise onun dermanını da yaratmıştır. Ve kişi hastaysa ya da sorumlu bir kişi ise o dermanı arar, bulduğunda da onu uygular ve tedavisini de tedavi olmasını da Allah'a havale eder ya da Allah'a izafe eder, şükreder. Yani bu o kadar oturmuş bir tutum ki Müslümanlarda, İslami kültürlerde. Ondan dolayı çok yadsıyorum aslında Hollanda'da. Siz ne dersiniz bu konuda? Sizin dikkatinizi şimdi, çekiyor mu bu? Şu var bence. Yani şimdi insanların o kadar kafası karıştı ki. Yani bir yıldır bu şeyle uğraşıyoruz. Tam bir yıl oldu. Ocak ayında başlamıştı hatırlarsanız. İtalya'nın güneyinde miydi, kuzeyinde miydi? Bu işte Çinlilerin yatırım yaptığı bölgede başlamıştı. O zamandan beri işte bu birçok şey duyduk, okuduk, dinledik. İnsanlarda artık bir güvensizlik oluştu. Bu güvenin tekrar kazanılması için hani Türkiye'de de bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız kendisine aşı vurduruyor, bakanlar vurduruyor, parti liderlerini davet ediyor. Yani insanlar yavaş yavaş işte ikna olsun diye. Yani bu sadece Müslümanlara has değil yani. Ben bunu zannetmiyorum sadece Müslümanlara has olduğunu. Yani Hollandalılar, Almanlar yani dünyadaki her toplumda bu güvensizlik var yani. Bu da sürer. Tabii. Yani ben şöyle demiyorum Recep. Müslümanlarda
olmasını yadsıyorum. Tabii ki Hristiyanlardan ciddi bir kesim var bu tip şeylere Evet. den uzak duran. Özellikle Barneveld, Staphorst, Eyde o kısımda yok diyor. Biz Allah'a güveniriz ve böyle şeyler aşımı şu reddediyorlar. Ama yani Evet. Müslümanların bu tutuma girmelerinin hiçbir dini dayanağı yok, tarihsel dayanağı yok, kültürel Hayır ama dayanağı yok. şimdi onu ayrı tutalım şimdi. Yani şimdi Hristiyanlarda şöyle bir grup var. Yani dindar, katı Hristiyanlar diyelim. Onlar aşıyı reddediyorlar. Yani hatta tamamen aşıyı reddeden kişiler var. Bunlar mesela bazıları hatta bu şey salgın başladığında, başka salgınlar başladığında bazıları aşı oluyorlarmış. Yani reddettikleri halde. Ama var yani ciddi bir bölüm var. Yalnız Müslümanlarınki böyle değil. Yani. Veya şu anda aşıyı karşı olanlar bundan ayrı bir şey yani. Şu andakiler güvensizlikten dolayı yani güvenmedikleri için, aşıyı güvenmedikleri için bize bir şeyler enjekte edecekler. Küçük robotlar, küçük bilmem işte virüsler. Komplo şey canım. Evet bir korku vardı. Yani herkes var, bütün toplumlarda var. Yani bunun geçmesi de çünkü ne oluyor? Bazen zaman zaman aşı olanlardan birkaç kişi de ölüyor yani ihtiyarlardan olsun. Yani işte henüz her şeyi bulunmamış. Hani Hollandalıların kinder sıkkısı diyorlar yani çocuk hastalıkları hani tam ispat edilmediği için korkuyor insanlar yani. Yani genç olsa da bir şekilde ölenler var. Doktorlardan da ölenler var. Evet. Yani en Bunları yavaş azından ben garipsiyorum, doğru bulmuyorum. Onu ifade etmiş ben olduk yani. garipsemiyorum. Niye garipsemiyorum? Çünkü insanlar bir senedir bir komplo şeyiyle hani hep komploda değil de doğruluk payları da var. Çünkü birçok şeyden de yani bu tedaviden ölenler de duyduk ya hani Ömer gibi böyle vücut kaldırmıyor ağır ilaçlarla ölenler de oldu. Ya yani o kadar çok şey duyduk ki herkesin kafası karışık. Benim de şahsen kafam karışık. Ben de bekliyorum. Yani ben de hemen gidip aşı olmuyor. Hani şunu söylemiyorum. Hani bir benim çocuğum aşıları gelmişti. Diğer aşıları onları yaptırdık. Şöyle 2 ay önce falan yaptırdım. Onlarda bir problem şey yapmadım ama korona aşısında biraz kafam benim de karışık yani. Bilmiyorum Ergün sen ne dersin? Ben açıkçası bu türlü olaylar olduğu zaman üç kategori insan görüyorum. Örneğin korona esas olacak olursak bir tarafta bu aşı taraftarı olanlar, öbür tarafta hemen hemen her olayda olduğu gibi komplo teorilerine inanıp buna karşı duran insanlar. Üçüncü grupta daha çok böyle gri bölge diyebileceğimiz ortada kalan her iki tarafı da dinleyip kararsız kalan gruptaki insanlar var. Evet, bu komplo teorileri için açıkçası hiç şaşırtmıyor. Yani hatırlarsanız işte siyasi bir olay olur, arkasında muhakkak birileri aranır. Ülkeler olarak, gizli servisler olarak anlamında söylüyorum. İşte bu meselede de hatırlarsanız birkaç ay öncesinde Hollanda'da neredeyse yakmadık 5G şeyleri bırakmadılar, vericileri bırakmadılar. Onları yakmaya başladılar. Yani bu türlü komplo teorilerin muhakkak alıcıları oluyor. Bu meselede de böyle. Fakat burada Raşit abi senin söylemek istediğin, bizim toplumda ilk defa bunun bir alıcı grubu ortaya çıktı ve dolayısıyla bu beni şaşırtıyor diyorsun. Evet. Umarım Bu kadar bu Spiro, miktarda yani. evet. Umarım Spior ve bu manevi rehberler, cami hocaları, bu arkadaşlar ikna ederler. Fakat eğer ikna olmazlarsa zannediyorum toplum olarak bunları ciddi manada bir tehlike bekliyor. O da hastalandıkları zaman hastaneye gitmelerinde sıkıntı olur, devlet dairelerine gitmekte sıkıntı olur, uçağa binmekte sıkıntı olur. Olur da olur, öyle gözüküyor. Tabii. Bir de moderatörü bir soru geldi. İstersen bir bak veya ben okuyabiliyorum. Evet. Ben Vaba de gördüm, evet. Hanım, evet bu sene hiç kimseden grip olduğum cümlesini duymadım. Corona in, grip out diyor. Evet. Buyurun, Ya ne düşünüyorsunuz? Bunu da grip şöyle olsan, açıklayalım. grip oldum desen çevren baskı yapıyor. Git test ol diye. Evet. Dolayısıyla
sürekli de test olamazsın ki. Ondan dolayı belki de pek çok insan grip semptomları gösterdiği halde idare ediyor. Biraz geçer tutumu geliştiriyor. Ondan dolayı zannediyorum biraz saklanıyor bu grip Hayır, hastalığı. buradaki kastedilen şu. Her yıl Hollanda'da gripten 3.500 civarında insan ölüyor. Yani her ülkede böyle bu yani. İşte Almanya'da bilmem işte 10 bindir neyse, Türkiye'de bir şeydir. Gripten ölenlerin bir sayısı var. Fakat ne garipse bu yıl Hollanda'da gripten ölen hiç kimse olmadı. Hepsi koronadan öldü. Yani bunu kastediyor Hava Hanım orada. Yani grip olup hani ölenler korona şeyin hanesini yazılıyor. Yani O da artık olabilir grip heyecanım. geride kalmadı. Korona şeyi girdi denmek istiyor. Doğru yani. Bu da doğru. Hayırlısı bakalım. Yani kafamız Bilmiyorum doğru mu Recep? Yani ben burada da biraz komplo seziyorum. Böyle bir komplo göndermesi var Hava Hanım cümlesinde. Dolayısıyla biz bu konu üzerinde bayağı uzun süre konuşacağız gibi gözüküyor. evet. O zaman şeyi geçelim. Diğer haberimizi geçelim. Diğer haberimiz de Hollanda'dan. Hollanda'nın Forum for Demokrat'ın yani bunun başkanı, lideri Baudet kendi aralarında arkadaşlarıyla bir WhatsApp görüşmesi yapıyorlar ve burada ırkçı söylemler yapıyorlar. Zaten aşırı sağcı bir parti. Burada Raşit sen bahsedebilirsin. Hangi gazeteden aldık bu haberi? Onu da Bu bahsedelim istersen. Evet. NRC'den. Tabii Hollanda'da biliyoruz iki tane aşırı sağ olarak nitelenen parti var. Birisi Wilders'in partisi, birisi de Forum for Democracy dediğimiz bu Baudet'in partisi. Wilders'in partisi daha çok İslam odaklı iken Baudet'in partisi biraz daha yabancı düşmanı. Hollanda ırkına ya da Hollanda kültürüne denk düşmeyen kültürleri, başkalarını yadsıyan, Hollanda için tehdit olarak gören bir parti. Biraz da entelektüel boyutu olan ve biliyorsunuz geçtiğimiz yerel seçimlerde birinci parti olmuştu Baudet ve öylece Hollanda'yı sarsmıştı. Ülkesel olarak da seçime katıldığında birinci parti olarak çıkarsa ne olacak diye. Hakikaten bütün Hollanda'nın kurulu düzeni sarsılmış olacaktı. Yani demokrasisi, insan hakları, anayasa tarafından düzenlenmiş özgürlükleri, bunların hepsi için bu gelişme bir tehdit ifade ediyordu. Ve bu Baudet'in partisinin ve kendisinin köşeye sıkışması ancak faşist, rasist söylemleri üzerinden olabilecekti. Yani ve basın olsun, diğer kesimler olsun bu adamı burada yakalamaya çalışıyordu. Geçtiğimiz bir iki sene içerisinde ama her seferinde bu kurtuluyordu. İşte antisemit suçlaması var idi. Faşist suçlaması var idi. Siyahları rencide eden bir suçlaması var idi. Ama bir türlü yakalanamıyor idi. Mesela Elsevier dergisi uzun makale yayımladı ve bu atıflar sözler basına çıktı. Ama bu her seferinde Baudet onları diyelim beri taraf ediyordu. Dedikodu diyor idi, aslı yok diyordu. Ama ilk defa bu haftanın başında yine bir haber çıktı. Ve çok close olan bir grup içerisinde Baudet'in WhatsApp haberleşmesinden alıntılar yaparaktan hakikaten Baudet'in faşist olarak nitelenebilecek sözleri çıktı. Özellikle bu siyahlara yönelik olarak. Artı işte o antisemit ya da zinde güçler, gizli güçlerin Yahudi olduğunu ima eden
hatta söyleyen sözler. Bunun üzerine tabii bu durumda Baudet, Partey Fordu, Forum yakalanmış oldu. Yani artık masanın üstüne çıktı bunların günahı, kabahati ve buna dayalı olarak köşeye sıkıştı şimdi. Ümit ediyorum en azından ben şahsen bu desteğini yitirir. Önümüzdeki seçimde oldukça küçük bir milletvekili sayısıyla meclise girer. Ve benzer bir soruyu diğer merkez partilerine de soruldu. İster SDE olsun, ister FFD, Liberal Parti olsun. Böyle bu konuşmaları yapan, bu sözleri söyleyen bir liderle, parti ile siz koalisyon kurar mısınız diye. Tabii olumlu, çok güzel bir şekilde maşallah diyelim. O partiler reddettiler, hayır dediler. Biz böyle bir partiyle hükümet ortaklığı yapmayız. Öylece Baudet aslında bence Hollanda toplumunun, kültürünün savrulan, aşırı olan kesimleri bu şekilde yola getirmesi ya da dışlaması, dışlama mekanizması var. Ben en azından oldukça önemli buluyorum bu adamın bu şekilde persona non grata, istenmeyen kişi, istenmeyen parti, uygun olmayan, bize bizim aramızda yeri olmayan kişiler olarak nitelemesi en azından evet, Müslümanlar için de önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bu WhatsApp'ın, çünkü çok yakın arkadaşlarıyla görüşmelerini yapmış bu, nasıl ortaya çıktığından bir haber var mı? Yoksa çünkü kendi arkadaşları da onu şey yapmış olabilir, yani gammazlayabilmiş olabilir. Tabii yani. Zaten önceki aşamada da yoğun bir şekilde kendi arkadaşları, yakınları bunu ele vermişti. Afişe etmişti yani. Şimdi de öyle oldu. 3-4 tane kişiyi buldu, milletvekili adayı yaptı. Çok böyle neşeli bir şekilde onları tanıttı basın aracılığıyla Hollanda seçmenine. Ama bir hafta geçmedi. O kişiler bu adama benzer bir suçlamada bulundular. Şimdi de öyle oldu. Evet, o çok diyelim yakın çevresiyle yapmış olduğu paylaşımları anlaşılan yakın çevresi basına sızdırdı ve şimdi oldukça zor durumda. Çünkü hesabı verilecek bir şey değil ki, sen apaçık bir kesimi Yahudi olduğu için, diğer bir kesimi renginin, derisinin renginden dolayı aşağılıyorsun, rencide ediyorsun, iğrendiğini söylüyorsun yani. Ya böyle bir adama Hollanda'yı teslim etmek, emanet etmek, politik otoriteyi emanet etmek tabii akıllıca bir şey değil. Evet, Ergün, bu konuda eklemek istediğim bir şey var mı? Benim bu gönderilen makaleleri okudum. Yani açıkçası şöyle bir şey var. Partinin ismini de söyleyelim de, Türkçe olarak Demokrasi evet, için Forum. Değil evet, mi? Partay, yani Forum for Demokrasi partinin ismi. Türkçe çevirdiğimiz demokrasi zaman Demokrasi için Forum şeklinde tercüme edebiliriz. Tamamıyla bu yazışmaların, WhatsApp yazışmaların deşifre olması, açıkçası çok memnun oldum. Bir de şöyle bir intiba ediniyorum. Yani bu büyüyen partiler bu şekilde yazışmalarının deşifre olması nedense yani çok nadir karşılaştığımız bir şeyler değil. Muhakkak bir taraflardan açıklar veriyorlar. Muhakkak birbirlerini ihbar ediyorlar. Ondan sonra büyüyorlar. Büyüdükten sonra tekrar küçülüyorlar. Bu olaylar beni örneğin Leifbar Nederland takımı partisinin çağrıştırdı. Geçmişte yaşananlar. Şu anda ne kadar tanıyoruz, hatırlıyoruz bu partiyi. Herhalde bu da öyle olur diye düşünüyorum. Diğer açıdan da ben de şöyle bir düşünce var. O da biraz zamanında okuduğum rahmetli Ali Şeriati'nin
Dine Karşı Din kitabında zihnime böyle nakşedildi. O da şu: eğer bir siyasi düşünce düşüncelerini çok açık, net bir şekilde ifade ediyor ise, yani bir kimse o kitabında şirk olarak ifade ediyordu Ali Şeriat'i, eğer şirk koştuğunu çok açık, net bir şekilde ifade ediyorsa, bu türlü kişilerden ve gruplardan fazla zarar gelmez. Asıl büyük zararın bizim bu İslam medeniyeti içerisinde gördüğümüz münafık gruplardan, o tarih bunu gösterdi. Dolayısıyla bu türlü konuşmaların deşifre olmasının bize pek bir zararı olacağını açıkçası düşünmüyorum. Daha çok örneğin yabancıların yanında gibi gözüken, fakat pratikte bunun hiç de öyle olmadığını bu geçen son 10 yıl içerisinde, özellikle 11 Eylül'den sonra hem dünyada hem de Hollanda'da gördük diye düşünüyorum. En son yapılan programlardan bir tanesinde de zannediyorum İşçi Partisi konuşmuştuk. Hatırlarsanız yıllarca yabancıların yanında duran bir partinin son dönemlerde nasıl merkezden sağa doğru kaydığını gördük. Dolayısıyla öyle bir düşüncenin Baudet gibi düşüncelerden açıkçası daha zararlı olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Bu haberi de böyle geçelim. Şimdi şunu ben belirtmek istiyorum. Bu programımız tabii ilk ufak tefek hatalarımız, eksiklerimiz olacak. Soğuk söyleşileri tabii bir şekilde oturdu. Biraz da Hollanda haberlerimiz fazlalıkta. İnşallah gelecekte biraz daha Avrupa'da ve dünyadan haberlerimiz. Çünkü her yerden izleyicimiz var Allah'a şükür. Güzel bir haber oldu, onu da belirtelim. Bu haberimiz de bu şekilde geçmiş olalım. İnşallah açıklayıcı bir şekildedir. Çünkü iki parti var Hollanda'da, bahsettiğimiz gibi, biraz önce bahsedildiği gibi. Wilders, ve bu da yeni, 2-3 senelik bir geçmiş var zaten, değil mi Raşit? Bu çok fazla Evet. uzun bir. Tabii. Evet, o zaman Wilders anti-İslam, bu ise biraz yabancı düşmanı. evet. Ya zaten şöyle oluyor. Bunlar, ben şunu görüyorum. Wilders'ta da bunu görüyorum. Bir çok hızlı bir çıkış yapıyorlar. Sonra yumuşayıp gidiyorlar. Yani Wilders eski Wilders değil artık. Hep onu söylüyoruz. Gelecek programlarımızda inşallah burayı da biraz gireriz. Tabii. Çok sert çıkışlar. Yani bu eleştiri, mahkemeler, bu şeylerden sonra, aldıkları darbelerden sonra artık yumuşayıp gidiyorlar. Böyle nasıl olursa ehilleşiyorlar diyelim. Vakit de yaklaşıyor biraz yavaş yavaş. İki haberimiz daha var. Onları da işleyelim isterseniz. Diğer haberimizi geçelim. O da neydi? Gene aynı çocuk yardımı mı demiştik? Skandalı. Çocuk ödeneği skandalı. Hollandaca Yok, olarak şu anda ekranda başka bir haber var. İstersen direkt ona girelim. İstersen bunu şey edelim Recep. Evet. Direkt buna mı geçelim? Ha, bunu Buna sakın geçelim. ekranda geçmiş. Peki. Evet, oraya girmiyorum o zaman. Şimdi burada ne diyor? Tercüme edelim. Algemene Dagblad'dan, Hollanda'nın büyük gazetelerinden birisinde bir haber var. Fransa'daki bir kız işte İslamofobik paylaşımından sonra Instagram'da bir paylaşım yapıyor. Paylaşım yapıyor. 50 bin tane mesaj geliyor. Yani burada diyor ki hatbrief diyor, yani nefret mesajı. İşte senden nefret ediyorum artık, nasıl mesaj? 50 bin tane almış. Ve bu olaydan sonra da 5 tane tutuklama olmuş. Yani çok ilginç bir şey değil mi? Yani nasıl artık, yani Anlaşılan bir tehdit var. tehdit, o zaman tehdit var diyorsun yani demek ki. Yani bu da bir şey mi sanki ya, bir tuzak mı ya? Şimdi şöyle bir şey ben hep söylerim. Bizim Hollandalı bir büyük bir kanalın müdürü benim müşterimdi zamanında, çok konuşuyordu. Provokasyon yapıyorlar dedim, böyle bir şey söyledim. O da dedi ki, peki dedi, provokasyon demokratik bir hak değil mi dedi. Yani şimdi bir şey yapıyor birisi, yani kızdırıyor. O kızdıktan sonra biz içimiz var, ne varsa döküyor gençler bilhassa. Ve ondan sonra da artık tehdit, mehdit, tutuklamalar. Ergün'den başlayalım istersen. Ne dersin Ergün bu şeyleri? Yani bir paylaşım oluyor Instagram'da. Evet, birincisi 17 yaşındaki bir çocuk bunu yapan.
Bir de işte Instagram ortamında bu yapıldığı için anladığım kadarıyla insanlar doğrudan oradan bu paylaşımların altına düşüncelerini ekleyebiliyor. Ve işte 50 bin kadar şey var, dediğimiz gibi nefret tepkileri var. Akabinde işte 5 tane kişi de tutuklanmış. Bu olayı şöyle analiz edebiliriz. Bundan Fransa'daki karikatür krizi ilk çıktığında ne olur her zaman? Böyle bir olay alevlenir. Daha doğrusu ateşi çakılır. Alevlenir. Ta bu iş Pakistan'a, Afganistan'a, Türkiye'ye, bildiğin bütün İslam coğrafyasına gösterilere kadar uzanır. Bu gösterilerde de kesin 3, 5, 10, 20 yoğunluğuna göre Müslüman ölür bu çatışmalarda, protestolarda. Ben bu haberde şu dikkatimi çekiyor. Neden Müslümanlar bu türlü tartışmalarda otomatikmen avlanıyorlar? Hemen böyle bu şekilde tehditler oluşuyor. 5 tane kişi tutuklanıyor. Artı bu şeyi yapan, paylaşımı yapan çocuk gizlenmek zorunda kalmış. Haberde dikkat ederseniz kendini güvene almak için. Ben olayı daha çok Müslümanlar perspektifinden değerlendirmeyi düşünüyorum. O da evet, sizin hoşunuza gitmeyebilir. Bu türlü hakaretler falan yapabilir. Fakat tarih içerisinde biz bunu gördük. Bazı insanlar gerçekten dikkat çekmek maksadıyla bunu yapabiliyor. Psikolojik sorunları olabiliyor. Başka bireysel hesapları olabiliyor. Ve insanlar da otomatikmen hemen bu olaylara giriyorlar. Bakın en son yani ben gazeteleri incelediğimde en son Fransa'daki olay yani bir papazın öldürülmesi meselesinde gazetelerde şu haber çıktı fakat ben televizyonlarda pek buna denk gelmedim. Olayı yapan kişi Fransa'da yaşayan bir Müslüman değil. Kuzey Afrika kökenli. Kuzey Afrika'dan iltica ediyor, İtalya'ya geliyor. İtalya'dan geze 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 şeye geliyor, Fransa'ya geliyor ve geldiğini 24 saati içerisinde bu olayı işliyor. Yani o kişiyi öldürüyor, katlediyor. Fransa ne yapıyor bunun akabinde? Kendi kara listesinde ne kadar kişi varsa onları alıp sınır dışı etme başlıyor. Bu olayı yapan senin ülkende yaşayan Müslümanlar değil. Şu ana kadar rüştünü ispat etmiş, herhangi bir bu türlü olaylara katılmamış bu tip insanlar sırf dışarıdan gelen bir kişinin yaptığı eylemden dolayı hemen bunu fırsata dönüştürüp kendi politikalarını uygulamaya devam ediyorlar. Yani ben şunu demek istiyorum bütün Müslümanlara. Bu türlü şeylere, tepkilere hiç gerek yok. İnsanlar hakaret edebilme özgürlükleri var. Edebilirler. Tarih içerisinde bunlar ilk yapılan şeyler değil. Herhalde bugün Dante'nin ilahi komedyasında Hazreti Peygamber'le ilgili olarak söylediği lafları bugünkü Müslümanlar duysalar herhalde Dante'yi aramaya çıkarlar eğer kim olduğunu bilmeseler. O kadar çok şey var, hakaret var. Bu yeni bir şey değil, bitmeyecek. Ama benim mesajım kesinlikle Müslümanların bu türlü oyunlara, oltaya takılmamaları, daha akıllıca davranmaları olabilir. Onlar bu türlü düşüncelerini, hakaretlerini falan yapabilirler. Hakaret yapan kişinin zaten kişiliğini, karakterini gösterir. Ben o gözle bakıyorum. 50 bin tane şeyle, tehditle, hakaretle, herhangi bir sonuca ulaşılacağını, iyi efekt vereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla mantıklı ve akıllı olmak gerektiğini Ya garantindeyim. zaten şöyle bir şey de var yani. Biliyorsunuz Raşit söz vereceğim de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Wilders'ı o kadar çok dava açıldı ki adam yani davalar gitmekten bıktı artık yani. O kadar şey yaptı ki ya dedi işte dedi PPDA da bu tür şeyler söylüyor. Onlara niye dava açmıyorsunuz dedi yani. Tepkimizi gösterelim ama kanunlar içinde yani yaptırıcı, caydırıcı şeyler yazabiliriz. Yaz gene mesajını yaz, tehdit etmeden yaz. Yani böyle bir şeyler yaz ki kanunlar içinde kalarak yaz. Tabii ki bir şey yapmamız lazım. Tabii ki gösteri kanunlarından yararlanarak gösterimizi, tepkimizi göstermemiz lazım. Ama işte gençler şey yapıyorlar. Hani senin de bahsettiğin gibi tuzağa düşüyor. Adam tuzağı hazırlıyor.
Birisi kalkıp bir şey söylüyor. Belki de bu kız kendiliğinden yapmadı onu yani. Belki de aynı şeyde yaşadık bu Fransa'da. Müslümanlar bir sürü haklarını kaybettiler. Yani bütün Müslüman grupları, yani Hollanda'da olduğu gibi İslam Konseyi'ni topladı. Şu andaki başkan, Cumhurbaşkanı bildiriyi imza atacaksınız bunların altına diye. Zorluyor şu anda yani. Adamlar yani fırsatı çevirmeye çalışıyorlar yani. Onun için Bekir Aşık, sen de zaten İslam Konseyi'nin de başındaydın. Bu tür şeyler önüne gelmiştir mutlaka. Yani ne dersin bu konuda, sen ne dersin? Tabii aslında belki şöyle bir katkıda yapabilirim. Müslümanların dirençli olması gerekiyor. Anlaşılan bu pratikte de, daha önceki Fransa'da o öğretmen, başı kesilen öğretmende de, Hollanda'da Theo van Gogh'ta gördüğümüz gibi, Rotterdam'daki öğretmende gördüğümüz gibi, anlaşılan Müslümanlar konu İslam'sa, konu kutsalsa dayanıklı değiller, dirençli değiller. Birisi hakaret ettiğinde, birisi tenkit ettiğinde, birisi aşağıladığında senin kutsalını, senin değerini, hemen sen şiddete şey ediyorsun, yöneliyorsun. Şiddetle onu, bu sorunlu. Bu belki Müslümanların hakim olduğu, çoğunlukta olduğu toplumda gidiyor. Mesela bu hafta Trau'da bir haber var idi. Mısırlı bir kız, o mübarekten sonraki dönemleri de nasıl tecrübeler edindiğini anlatıyor. Kendisi de önce mütedeyyin, daha sonra başını açıyor. O anlatıyor gördüğü baskıyı, kardeşi tarafından dövülmesini, annesi tarafından dışlanmasını. O da o aslında kırılganlığı, dayanıksızlığı anlatıyor. Bu haberde de öyle. Aslında Müslümanlar yavaş yavaş bu şeylere alışmaları gerekiyor. Tıpkı Hristiyanların, Yahudilerin alıştığı gibi. Ben hatırlıyorum 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda Hollanda'da o hiciv etme, mizah alay, dini olanla, kiliseyle, Tanrı'yla, İncil'le o kadar yaygınlaşmıştı ki ona binaen Hristiyanlar güçlendiler, dayanıklı oldular. Yani böyle bir süreci Müslümanlar şu anda yaşıyor. Eğer şiddete yöneldiklerinde, tehdit ettiklerinde, evet, bir taraftan Müslümanlar kendi kendilerini zor durumda bırakıyorlar. Çünkü yaşadığımız toplum çok dinli bir toplum. Hemen diyorlar ki bize yönelik olarak, ya İslam şiddeti teşvik ediyor. Müslümanlar kavgacı insanlar, işgalci insanlar. Bunu ben İslam Konseyi Başkanı iken de çok karşılaştığım bir meseleydi. Çünkü bu kadar olay üzerinden hem mecliste, hem medyada, hem bakanlıkta pek çok insan bu soruyu soruyor. Ya İslam, siz barış dini diyorsunuz ama bu örnekler onun şiddet odaklı olduğunu çağrıştırıyor. Ne diyorsunuz? Şimdi biz barış dini mi, diniyle mi muhatabız, yoksa şiddeti mecbur eden, şiddete yönelten, şiddeti meşrulaştıran bir dinle mi karşı karşıyayız? Evet, böyle bir ikilemimiz var yani. Biz grup olarak, mesela özellikle Türkiye'den gelen Müslümanlar bu konuda biraz daha rahatlar. Biz daha dayanıklıyız, daha dirençliyiz yani bu tip kritiklere. Mesela bizim şeyimizde İslam'a yönelik kritik sorun değil. Kim kritik ederse etsin, ister Allah'ı kritik etsin, ister peygamberi kritik etsin. Biz aslında ona dayanıklıyız. Bizim de sözümüz var. Yani o Allah'a bir kritik ederse biz de Allah'a savunuruz yani. Yani şunu da söyleyelim de, hani küfre, yani küfür edilmediği zaman, yani bir sınırımız elbette gibi var. Ama eleştiri derken, yani fikirlerini söylediğinde pek şey yapmıyoruz.
Ama tabii ki sınırda aşılmaması lazım. Belki de şöyle bir şey, yani Hollandaca Ya bir senin belki de Recep, senin o başlangıçta gönderimde bulunduğun o kişi, evet, Hollanda'da, Batı'da hakaret etme özgürlüğü var yani. Belki hakkı yok ama adam hasta olur. Bir Müslümanla problemi vardır, gerilmiştir, bir haksızlığa uğradığını düşünüyordur. Ve ona binaen der ki bu İslam kötü bir dindir, nefret doludur, Allah aslında şöyledir. Buna şeyi vardır yani, özgürlüğü vardır. Şimdi sen burada mesela bizde emri bil maruf nehi anil münker var. İyiliği emretmek, kötülükten nehi etmek. Evet. Allah'a, peygambere, İslam'a olan sevginden hareketle onları savunma içgüdüsü ya da savunma refleksi var. Şimdi sen bu tip şeyleri mobilize ederekten bu tip açıklamaları, bu tip söylemleri ve şiddetle karşılık verdiğinde, özgürlük alanını daraltma odaklı olduğunda, o zaman devletin otoritesiyle karşı karşıya geliyorsun. Bence Müslümanlar evet, yavaş yavaş yaşadığımız kültürde dirençlenmeleri gerekiyor. Yani o kırılganlık, provokaya gelmek, oyuna gelmek, Ergün'ün ifade ettiği gibi, senin de söyle, onu o artık bitmesi gerekiyor bence. Yani bizim şunu alışmamız lazım. Yani bizim hedefi gene gidelim, kanunlar çerçevesinde. Yani şeyimi, davamızı açalım, şikayetimizi yapalım. Kanunlar çerçevesinde, eğer yani bizim böyle bir şeyimiz var. Birden heyecanlanıyoruz, kızıyoruz, bağırıyoruz, unutuyoruz. Ama Avrupalıların böyle bir şeyi yok. Avrupalıların, Batılıların daha çok ne yapıyorlar? Kızmıyorlar, sakin sakin hedefe ulaşıncaya kadar o konu üzerine gidiyorlar yani. Hani şimdi biz Wilders konusunda aslında bir hedefe ulaştık. Yani burada nasıl ulaştık? Açtığımız davalar sayesinde. Yani normal yollardan yaptığımız mücadele sayesinde. Yani şu anda milletvekillerimiz var. Her partide milletvekillerimiz var. Bizleri savunan yazarlarımız var. Düşünürlerimiz var. Tabii çoğaldık da artık Hollanda'da. Yani 30 senenin Hollanda'sı, 40 senenin Hollanda'sı değil. 20 senenin Hollanda'sı değil. Artık ikinci nesil, üçüncü nesil de büyüdü. Yani düşüncelerimizi yani kızıp bağırmadan aktarabiliyoruz. Yaptırımlar yapabiliyoruz. İşte bunu biraz daha bizim yaygınlaştırmamız lazım. Belki gelecek programlarda bunu gündeme getirebiliriz. Yani kavga ederek, kızarak, bağırarak mı, yoksa öteki yollardan, yani düşüncelerimizi yetkili makamlara, mercilere şikayetlerimizi yaparak, mektuplarımızı yaparak, davalarımızı açarak mı ulaşıyoruz? Bunları biz belki de şey yapmamız lazım. Son 5 dakikada isterseniz biraz toparlayalım. Burada da şunu yapalım. Bu programı değerlendirelim. Ondan sonra da yavaş yavaş programımızı sonlandıralım. Çünkü 55 dakika, 57 dakika olmuş. Bu programı da bu şekilde kapatmış olalım inşallah. O bilmiyorum, son bir gene şey gelmiş. Ona girmeyelim isterseniz. Onu artık gelecek programa saklayalım, bu şeyi. Evet, nasıl buldun? Ergün, sen de başlayalım istersen. Bu programımız nasıl bir değerlendirme yaparız? Şunu hemen söyleyeyim de, şu Fransız kızı gelen şey gerçekten Avrupa çapındaydı, Hollanda'ydı. Bunların söylemiştim ya, hani biz Avrupa çapında bir haberle de değerlendirmiş olduk. Yani yorumlamış olduk. Nasıl buldun ilk programımız? Yani tabii ufak tefek aksaklıklarımız oldu. Oluyor da. Evet, gayet doğal bu türlü aksaklıkların olması. Şu anki mesela en son haberimiz buydu. Üzerine fazla söylenecek bir şey de yok ama mini bir anket yapılmıştı. Şimdi çok daha geniş bir konsensüsle parlamento bir karar aldı. Ne dedik? İşte çocuk ödeneği skandalını bu önümüzdeki yaz tatilinden önce çok daha detaylı olarak araştıracaklar. Bunun haberini burada paylaşmak istedik, NOS'in haberini. Dolayısıyla bu da sevindirici bir haber. Bu haberin altında başka bilgiler de vardı. Onları da sizinle paylaşacaktık. Ama inşallah daha zamanımız var. Evet, bu konu tekrar önümüzdeki gündeme gelirse, günlerde, önümüzdeki günlerde tekrar bu konuya döneriz. Programla ilgili olarak neler söyleyebilirim? Bizler hepimiz alaylıyız, profesyonel değiliz.
Kendi çapımızda, boş zamanlarımızda bu programları yapıyoruz. Hiçbirimizin işte gazetecilik, üniversite eğitimi almadık. Allah'a çok şükür elimizden bu türlü programlar geliyor. Düşüncelerimizi burada paylaşmak istedik. Benim çok arzuladığım bir programdı. Recep sen de buna vesile oldun. Böyle bir teklifle geldin. Biz de severek katıldık. Çok memnun oldum. İnşallah izleyicilere bu önümüze gelen haberlerin arka planı ile ilgili olarak düşüncelerimizi paylaşmak onlar için de aydınlatıcı olmuştur. Çok sevindim, memnun kaldım. Evet, Raşit. Benim Raşit, bir şunu söyleyeyim. Yani alaylı dedi ya her gün. Onu ekledikten sonra söz vereyim sana. Yıllar önce bu Inter Ajans'ın, Hollanda'da Inter Ajans.nl var. Inter Ajans var, ajans. Ünal Öztürk abi var. Eşiyle çok, onlar hep beraber toplantılara giderlerdi. Böyle fotoğraf çekiyor. Hürriyet'te uzun sene muhabirlik yaptı. Şu anda da Inter Ajans'ı kurdular birkaç arkadaşıyla. Adnan abi de bilir. Ben ilk bu gazeteciliğe yaptığım yıllarda karşılaşmıştım. Dedim ki abi siz basın yayın yüksek okulunu mu okudunuz dedim. Dedi, yok dedi ya bizim meslekte dedi üniversitede bu işi dedi üniversitesinde okuyan yoktur dedi. Hepsi böyle dedi. Yani böyle alaylı diyelim. O, yani bu işin delisi sevenleri bu işi genelde güzel götürüyor. Onu da bir eklemiş olalım. Buyur Raşit. Ya ben tabii şöyle bir katkıda bulunmak isterim. Yani daha önce de gündeme geldi. Biz göçmen olarak buraya geldik. Geldiğimiz dönemlerde tabii bu toplumu kavramıyor idik, bilmiyor idik, anlamıyor idik. Yapılanmasını, kültürünü, hassasiyetlerini, gündemini. El yordamı ile yol alıyor idik. Bu toplumun hoşgörüsü, bu toplumun bizim elimizden tutması sayesinde ayakta idik yani bir anlamda. Geldiğimiz yerlere nazaran da buralar refah düzeyi çok yüksek olduğundan sorun yoktu. Ama artık bu dönemi işte kapatıyoruz. Artık ben zannediyorum yeni gelen nesil Hollanda'nın gündemini yakalamaya çalışıyor. Biz bu programla bunu yapmaya, yani gündemi esas alıp gündemle ilgili görüş belirtmek, gündemi analiz etmek, gündemde yönlenmeleri, trendleri fark edip onlara katkıda bulunmayı deneyeceğiz. Aslında bu anlamda ilklerden birisi olacak. Ben en azından araştırmacı, yazar, bu konuda düşünen birisi olarak bu perspektiften katkı yapmak istiyorum. Zamanının geldiğini de düşünüyorum. Ve böylece Hollanda ajandasına, Hollanda toplumuna sahih, bizden olan bir zenginlik katacağız. Fikir söyleyeceğiz, söz katacağız. Ümit ediyorum iyi olur. Bu bizim olgunlaştığımızı da gösterir. Artık yardıma muhtaç değil, katkı yapan konuma geldiğimizin bir alameti olur. Evet, Doğuş, sen, diğer arkadaşlar Adnan bu imkanı oluşturdukları için belki de bu ihtiyacı siz intuitif, sezgisel olarak duydunuz. Ümit ediyorum kalıcı olur. İyi katkılar yaparız. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum ikinize de. Gerçekten güzel yorumlar yaptık. Haberlerimizi değerlendirdik. İnşallah bunu şunu da fark ettim. Bunu da ekleyeyim. Doğuş söyleşilerine ilk başladığımızda ilk 2-3 ay önce biliyorsunuz aynı bugün yaşadıklarımızı orada da yaşamıştık. Çok ilginç. Yani şunu da görebiliyoruz. Yani demek ki doğuş söyleşilerinde bir mesafe almışız. Yani son programlarda gördük bunu, fark ettik. Yani kesintisiz, hatasız programlar yapabildik. Bugünkü doğuş gündeminde ufak tefek işte ya haberdi, şunu yapacaktık. Bu oraya gelmesi lazım. Şunu mu konuşsak? Bu da oturacak inşallah. Güzel bir program olacağına inanıyorum. İnşallah hep beraber güzel bir şeyler ortaya çıkacak. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya veya yakın bir gelecekte tekrar doğuş gündeminde gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz.
Seyircilerimiz de değerli izleyicilerimiz işte bu ilk doğuş gündeminde sizlerle birlikteydik. İnşallah gelecek programlarda daha güzel, daha değişik haberlerle tekrar sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun. Doğuş.